beraberlik ve kardeşlik gibi önemli değerleri içerisinde barındıran, meslek etiğinin ve çalışma prensiplerinin temelini oluşturan ahilik kavramı, dünyada eşi benzeri bulunmayan Türk kültürüne özgü önemli bir kültürel birikimdir. Ahilik, sanat ve meslek yönüyle toplumun ekonomik yapısını hazırlarken, ahlaki yönüyle de devlet yapısının temel özelliklerini belirlemiştir. Bugün modern çağdaki ticaret ahlakı, müşteri memnuniyeti, kalite standartları olarak ifade edilen birçok terimin temeli ahilik teşkilatı çatısı altında oluşturulmuş ve yüzyıllar öncesinde Anadolu topraklarında hayat bulmuştur. Ahiliğin temel kuralı alın teriyle geçinmektir. Yardımlaşma ve toplum düzenini koruma ilkesidir. Ahiler bozuk veya hatalı mal satmazlar. Meslek kurallarına uymayan üyeler yalnızca teşkilattan çıkarılmakla kalmaz, mesleklerini bulundukları bölgede bir daha yapamazlar. Ahilik teşkilatının yardımlaşma ve dayanışma gibi temel prensiplerini kendisine şiar edinen esnaf ve sanatkarlarımız ihtiyaç sahibi olanlara her zaman destek olmuş ve olmaya devam etmektedir. Yüzyıllar boyunca ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan gelişimimizi sağlayan ahilik teşkilatının dünya kültürüne ve ticaret literatürüne büyük katkıları olduğu gibi milli birlik ve beraberliğimizin de teminatlarından birisi olmuştur. Günümüzde esnaf ve sanatkarlarının oluşturduğu kurumlar ahiliğin insana değer veren, dayanışmayı özendiren ve adaleti amaçlayan temel ilkelerinden yararlanmakta, insanlığın ortak erdemleri olan sevgi, bilgi, dostluk ve dayanışma gibi değerlere önem vermektedir. Ahiliğin kurucusu Ahi Evran-ı Veli 12. yüzyılda yaşamış ve o yıllarda Anadolu'ya yerleşen Türkmenleri sanat, iktisat ve ahlaki yönden örgütleyerek ahilik teşkilatını kurmuştur. Ahi Evran-ı Veli'ye ait olan güzel sözlerden birkaç örnek vererek konuşmamı sonlandırmak istiyorum. Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir. Akıl ile çalışıp bizi geçen bizdendir. Ahinin eli, kapısı, sofrası açık olmalı. Gözü, beli ve dili kapalı olmalıdır. Eşine, işine ve aşına özen göster. Kuvvetli iken affetmesini, hiddetli iken yumuşak olmasını bil. Harama bakma, haram yeme, haram içme. Doğru, sabırlı, dayanıklı ol. Yalan söyleme. Bu duygu ve düşüncelerle emek ve alın terini vatanseverlik duygularıyla birleştiren esnaf ve sanatkarlarımızın ahilik haftasını kutluyor. Bu vesileyle birlik ve beraberlik duygusunun büyüyerek devam etmesini diliyor. Tüm katılımcılara saygılarımı sunuyorum. Müzik